Türk Havacılık ve Uzay Sanayi uzun yıllardır kullandığı S2 Tracker adlı bir çift motorlu pervaneli bir uçağı vardı. Bu uçak sonunda hizmetten çıktı. 1960'lı yıllarda imal edilmişti. Artık faydalı ömrünü tamamladı ve TUSAŞ'ın yeni kurulacak müzesinde yer alacak. Bunun yerine TUSAŞ DA62 olarak adlandırılan daha yeni stil Çift motorlu bir uçak e, siparişi vermişti. Geçen hafta bu uçak teslim edildi ve Ankara'da TUSAŞ tesislerinde göreve başladı. Şimdi takip uçağı dediğiniz zaman Hürkuş, Hürjet veya e, aynen testleri başlayan milli muharip uçak kan uçuşlara çıkıyor. Bir uçak tarafından bunun havada takip edilmesi lazım. İşte şu kapak açıldı, şu sistem var, şurası böyle, iniş takımı toplandı ama biz dışarıdan kitlendi bilgisini göremiyoruz gibi uyarıların yanda kolda uçan bir takip uçağı tarafından verilmesi gerekiyor. Test uçaklarına baktığınız zaman test uçaklarının veya test helikopterlerinin veya insansız test uçaklarının diyelim içinde binlerce parametreyi takip eden özel algılayıcı sistemleri var, kablolar var, ölçüm yapan cihazlar var. Bunlar o binlerce veriyi toparlıyor yerdeki telemetri olarak adlandırılan merkeze aktarıyor ve bu telemetriden gelen bilgiler de analiz ediliyor. Takip uçağında sadece pilotlar değil, uçuş test mühendisleri de uçuyor ve buradan gelen verileri de kontrol ediyorlar. Yani öyle tek başınıza bir yere bir test uçağını yollamak oldukça zor. Hatırlayın işte Farnborough Havacılık Fuarı'na niye gelmedi? E şimdi gittiğiniz zaman bu bir test uçağı. Test uçağını takip etmeniz lazım. Tabii ki gösteri yapar, uçuş emniyetiyle ilgili hiçbir problem yok. İngiltere bu konulara gayet açık. Daha yakın bir yer olsa yani muhtemel işte Ekim ayında yapılacak olan Teknofest'te hürjet gelecek. İşte Ankara, Adana yakın. Ama bunu tutup da İngiltere'ye yollamak çok çok zor. Ha ne yaparsınız? İşte geçen hafta olduğu gibi videomuzu da bıra buraya bırakalım. Detaylarını arkadaşlarımız izlesinler geçen haftaki gündem videomuzdan. Uçak Ankara'dan kalkıp İspanya bir Airbus A400M askeri nakli uçağı işliğinde gidiyor. Çünkü o uçak onu havada takip ediyor. Mühendisler gerekli bilgileri alıyorlar ve test pilotlarıyla paylaşarak havada bunu bu uçuşun emniyetle yapılmasını sağlıyorlar. DA62 2 adet... E, pervaneli motora sahip. Bu motorların da her biri 180 beygir gücünde, 7 koltuk kapasitesine sahip ama muhtemel bunu e, TUSAŞ ekibi e, uçuş testlerinde kullanmak için modifiye edeceğini düşünüyorum. Ve e, bu uçak e, havada 11 saatin üzerinde kalabiliyor. Hız olarak da yaklaşık saatte 350 km hıza kadar da çıkabiliyor bu uçak. Açıdan performanslı bir uçak. Uçuş tavanı ise 20 bin fit ve burada uçmak için de kabin basıncına sahip gerçekten güzel bir uçak. Yani pilot lisansım var biraz da param olsa e, sivil modelleri yaklaşık 1,5 milyon dolar civarında alırım valla bir tane uçarım böyle keyifle e, demek geliyor içimden. Ama tabi lisansımız var ama henüz aktif değil bir e, 1,5 milyon dolar da paramın olmadığını ifade edeyim. Bu uçağın bir başka görevi buruna veya kanat altına takılan çeşitli ekipmanlarla kamera sistemleri olabilir, başka sistemler olabilir. Farklı görevlerde kullanılması. İnsanlı keşif uçağı olarak kullanan ülkeler var. Diamond da bur burayla ilgili böyle bir pazar yakalamış durumda. Ee, bu uçağın da özellikle uzun saatler havada kalmasıyla bu görevler içinde kullanıldığını ifade edeyim. Ben bunu ilk olarak e, sitemiz tolgozbek.com'da paylaştığım zaman bazı yorumlar geldi sosyal medyada. Ya kardeşim bizim İHA'mız var o takip etmiyor mu? Evet İHA'mız var ama Hürjet'in kolunda uçacak kadar süratli değil. Yarın öbür gün o teknoloji gelir yapılırız. Hürjet'in yanına takip uçağı olarak Kızıl Elma'da olur. Anka 3'te olur ama şu anki teknolojide bu pek mümkün olmadığını belirtmemde fayda var. Ee, emekli olan Eskiye Tracker'la ilgili olarak da 1990'ların sonunda bu uçaklar Deniz Kuvvetleri envanterinden çıkarken yangın söndürme uçağı yapılması planlanmıştı. Hatta bir uçak da o zamanki adıyla Tay'ye e, verilmişti. Tay'i kendi imkanlarıyla piston motorları söktü. Tema Vakfı ciddi destek vermişti. Turboprop motorlar takıldı. O uçak yangın söndürme uçağı haline getirildi. Fakat ne hikmetse o zaman... E, envanterden çıkan eski trackerlar bir gece çıkıveren bir emirle birlikte dromadırları anlattım e, videonun girişinde size. Hurda cevheri verili verdi, kesildi, parçalandı bu uçaklar. Türkiye önemli bir e, filo oluşturabilirdi. O zaman da uçak başına gerçekten böyle 1,5-2 milyon dolarlık harcamayla bu iş yapılabiliyordu. Ne yazık ki o fırsat kaybedildi. Kalan tek bir uçak kaldı TUSAŞ'ta. O uçakta e, önce işte Orman Bakanlığı tarafından kiralanmak istemedi ama 1999'daki depremde çıkan Tüpraş rafineli yangınında gayet güzel başarılı yaptı. Ben de 2000 yılında uçakla uçma şansına sahip oldum. O zamanki adıyla Erek, şimdiki adıyla İstanbul Air Show'da çok güzel gösteriler yaptı. Yangın söndürme uçuşu yaptı ve ben de bu uçuşa katılma şansına elde edilmiştim. Gerçekten çok yüksek performanslı, çok iyi bir uçaktı. Ama tabii ki işte yaşanan çeşitli işte arızalar, uçağın parçalarının bulunması Daha sonrasında işte tusaşta yaşanan bu test uçuşlarına bazen ufak tefek kaza kırımlar oluyor hasar sonrasında artık bu uçağın emekli edilmesine karar verildi tusaş bir müze kuruyor envanterinde geçmişte görev yapmış prototipler işte Zi olarak adlandırılan ilaçlama uçağı yarası olarak adlandırılan tek kişilik o dönemin konseptinde yapılmış bir yakın destek uçağı ve tabii ki Eski Tracker'da bu müzenin birer parçası haline getirilecek. Çünkü Türk Havacılığına çok destek verdi. Bu uçak takip uçağı olarak kullanıldı. ASELSAN'ın radar sistemlerinin testlerinde kullanıldı. Gerçekten Türk savunma sanayine çok çok hizmet etti. Bu açıdan Eski Tracker'ın farklı bir yeri olduğunu ifade etmem de sizler için fayda var.